Düşme hocam. Nasıl biraz daha çekiştireceğiz. Bir kopuyor hocam, yardım. Bu kadar yardım var. Çok iyi şey yapmıyor ya. Böyle aşağıya bakma. Aşağıda peki, turistler yemek yerken güzel oluyor. Ben bir gün burada tahta keseyim dedim, freze çekeyim dedim. Tahta elimden bir uçtu. Ulan dedim nereye gitti? Şuradan bir baktım, dört tane turist oturmuş salata tabağının ortasında benim tahta duruyor. Böyle bakıyorlar yukarı, ben de iyiydim. İndim aşağıya, mal sahibine dedim ki Ali dedim benim tahtayı versene. Nerede enişte dedi, salata da dedi. Ne bu gece enişte dedi, elimde ne oldu? Biraz da kaba konuşur böyle. Dedim ki yapmayayım ben bu işi, zarar veriyorum. Bana şu boya spreyini keseyim dedim, başka iş yapacağım. Bıçakla böyle yaptım. Kafa kuştu. Eyvah dedim, bir baktım aynı yerde abi. Daha hiç gözükmedim, turistler de gitti ama. Evet, artık boku çıktı yani. Hemen kapadım dükkanı, gittim ben de. Benim sakarlığım meşhur. Özellikle o maymun şey oldu ya, ona şu hala şey ya, koptuk biz ona. Hangi maymun? Maymun yüzüyormuştunuz ya hocam. Aa, o hayatımın korkusu ya. Korku filmi gibi. Burada yapmıştınız değil mi? Yok, evin altında o zaman. Böyle burası son 5-6 senedir var. Ya gece, yani in yok cin yok gibi çalışıyorsun, aklına 50 türlü şey geliyor. Herifin bir kere gözünü kapatır, ben bir kese gözü kapar gibi. Oradan bir kere iş bitti. O el ne zaman böyle oldu tamam. Bir o duvara bir bu duvara. Korktuğum maymun da bu kadar. Ama nasıl okuyayım böyle okuyayım. Karanlıktan siz şey. Onkaz şeyine falan dokunmuşsunuzdur herhalde, ondan öyle olmuş. Yok ya, şimdi sert ya hayvan. Aha. İşte ne yapıyorsam oynayınca öyle döndü o. O yüzülmüş elde buraya geldi. Dur. Evet çocuklar. Bak oluyor, inşallah olur. O çünkü bir haftadır dışarıda duruyor, çekti biraz galiba ama bakacağız. Uzatıyorum hocam, kaç kişiyiz burada? Evet, ona şükran yok. Oluyor galiba. Bunda da amma sakal varmış ya. Ya. Kaç yaşındaymış? Yaşını sayalım. Buradan mı oynadın? Haa, buradaymış. Şimdi biliyorsunuz çocuklar, yaşlar... Halkalar. Şuradaki halkalar. Aynı sizin ağaç yaşı hani hesap ediyorsunuz, onun gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaş. 9 yaşında bitirmiş, ondan da gün alıyor. Evet. Şimdi aslında bu yaşa göre bu boynuz ufak. Sebebi? Sebebi, şimdi bu tabii benim bilgim olarak söylemiyorum, bunu parantez içinde söyleyeyim. Duyduklarımı aktarıyorum. Tekenin boynuzunun büyük olması için ikiz yavru değil tek yavru doğması lazımmış. Bir, yaşam yerinin besin olarak zengin olması lazımmış. İki, hiç hastalık geçirmemiş olması lazımmış. Üç, bu üç doğruyu bir çizgide yakalayan teke çok büyük boynuz çıkarıyor. Eğer bu hastalık geçirmiş diye düşünürsek, yani 9 yaşındaki bir tekenin boynuzunun en az 130 santim falan olması lazım. Yani şu kadar olması lazım. Mesela anne yeme zamanında mesela annesini kaybetmişse o zaman da boynuz sürmede etkili oluyormuş. Ben de bunu duymuştum. Ya tabii ne kadar fazla süt emerse o kadar iyi. Şimdi önce kaba taslak deriyi yerine monte edeceğiz iğnelerden kar. Ondan sonra boynuz diplerini, gözleri yerine oturacak. Hocam
Çocukları dışarı çıkarıyorum. Bakın çocuklar, görüyorsunuz değil mi? O hani ince deriler vardı ya gözünün evet. kenarında. Şimdi onları dışarı alıyor. Her kapaklar yerine geldikten sonra onları bu spatula'yla yerine sokacak. Natürel bir görüntü olacak. Biraz sonra onu da daha iyi anlayacaksınız. Ben bu arada bir iyi niyetli tutuyorum. Kol sayısı falan yazıyoruz ama hocam işte şuradan şöyle normalde çok ağır bir kokusu oluyor. O yıkanınca geçmiş herhalde. Yok. O koku bu işin en büyük handikapı çocuklar. O kokuyu size söylemeyeceğim şu anda ama onu alabiliyorum. Engin'cim merhaba. Sağ ol kardeşim. Boynuzluktan yapıştıracağım. Şaseki hastanesinde. Domuz grubu İstanbul'a gelmiş. Evet. 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 Evet.